Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 31 yıl önce bugün katledilen araştırmacı, yazar, gazeteci ve hukukçu büyüğümüz Uğur Mumcu'yu saygı ve sevgiyle anıyorum. Kendisini bir siyasal cinayete kurban gitti ve duvardan tuğla çekilmediği için de cinayet bugüne kadar aydınlatılamadı. Yine 23 yıl önce bugün Diyarbakır'da katledilen emniyet müdürü Gaffar Okan'ı da saygıyla burada anıyorum. Kendisi Diyarbakır'da JITEM tarafından gerçekleştirilen faili meçhul cinayetlere ve zorla kaybedilmelere aldığı tutumla biliniyordu. Bu nedenle hedef haline getirildi ve Hizbul Kontra tarafından Diyarbakır'da katledildi. Kendisi de dostumuzdu. Onu da bir kez daha burada saygı ve sevgiyle anıyorum. Değerli arkadaşlar, kayyum uygulamaları burada çok tartıştık. Halkın iadesine bir darbe olduğunu ifade ettik. Ama şimdi memleketim Diyarbakır'dan milletvekiliyim. Bütün bu çarpıklıkları ve talanları yerinde görme fırsatım bir kez daha oldu. Üç başlıkta büyük talan var değerli milletvekilleri. Tabii bu talan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bir idari pratiğine dönüştüğü için de ses çıkmıyor. Üç başlık diyorum değerli arkadaşlar. Birisi taşınmazların satımı. Diğeri imar uygulamaları, yani imara açılan yerler ve imar değişiklikleri. Üçüncüsü ise özellikle mal ve hizmet alımları yönünde kayyumların yaptığı icraatlar tamamen yolsuzca arkadaşlar. Bakın, tamamen yolsuzca. Burada bir belediye başkanı hemşehrimiz de var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dün askıya, önceki gün askıya çıkardığı bir ilanı göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Burada yol var. Arada yol var. İmar uygulaması. Daha askıdan inmeden yol ortadan kaybolmuş ve milyonlarca değerindeki bir rant sonuçta bu mülk sahibine kazandırılmış daha askıdayken. Şimdi kayyum kim kaymakam? Kayyum kim vali? Hangi cumhuriyet savcısı cesaret edebilir bunlar hakkında bir soruşturma başlatmaya? Sizlere soruyorum. Hangisi? İnanın bakın, milyonlarca lira değerinde rant var. Satılan taşınmazlar. Şimdi önümüzde seçim var. Diyarbakır Yenişehir Kaymakamına daha yeni ödül verdiniz. Seçimler nedeniyle alınan mal ve hizmetler var. Bana bizzat belediyeden bildirilen öyle mal ve hizmet alımı almış ki ama teslim alınmıyor. Ve gani Diyarbakır'ın ve bütün bölgedeki kayyum idaresindeki belediyelerin kamu malları talan ediliyor. Kimin kontrolünde? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolünde. Bir kez daha söylüyorum. Eğer siyasal ortaklığınız yoksa, bakın, siyasal kayyumların bu yolsuzluklarına ses çıkardınız. Ama siyasal ortaklığınız var ve buradaki milletvekilini tenzih ederim ve siyasetçilerin de o yerel rantlara ortaklığı var. O nedenle yerelde ortaklık olduğu için bugün ortaya çıkmıyor. Yerelde ortaklık olduğu için. Bize nasıl geliyor bütün bunlar? Halen belediyede çalışan namuslu, vicdanlı yerel memurlar var. O vasıtayla bize geliyor. İkincisi, bu ranttan payını almayanlar bize bildiriyorlar. Bu ranttan payını almayanlar. Ama belediye meclisi olsa, ilçe belediye meclisi olsa, büyükşehir belediye meclisi olsa şeffaf olacak bütün bunlar. Denetlenecek. En azından imar komisyonundan geçecek. İlçe belediyesi ve büyükşehir belediyesine. Ama tek kaymakam, tek vali buna bir imza atıyor. Sadece. Soruşturabiliyor musunuz? Hayır. Böyle bir talan düzeni var ve bu düzen sizi yıkacak, onu size söyleyeyim. Ve bölge halkı sizi bir kez daha sandıkta mahkum edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.